Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde fındık, mısır, çay gibi tarım ürünleri yetiştirilirken iç kesimlerinde buğday, arpa gibi ürünler yetiştirilmektedir. Bu farklılığın ortaya çıkmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Fındık, mısır, çay nemlilik isteği fazla olan ürünlerdir. Ve bunlar yıl boyunca daha fazla nem isteğine sahip yerlerde yetişme imkanı bulur. Buğday, arpa gibi ürünler ise yaz sıcaklığı ve kuraklığı isteyen ürünlerdir. O yüzden bu alanlarda yağış rejimlerinin farklı olması, kıyı kesimde yağış rejiminin daha düzenli, iç kesimlerde ise yağış rejiminin düzensiz olması ve yazların kurak geçmesi bu gibi ürünlerin yani buğday, arpa gibi ürünlerin iç kısımlarda yetişmesine olanak sağlamıştır. Kıyı kesimde ise buğday, arpa, pamuk gibi yaz kuraklığı isteyen ürünleri çok fazla göremeyiz. Yani bunu biz yağış rejimiyle açıklıyoruz. Yağışın yıl içerisindeki dağılışıyla açıklıyoruz. Toprak yapısı demiş, tabii toprak önemli bir etkendir. Ancak bu iki durum verildiğinde en önemli sebep istendiği için toprak yapısını almadık. Yıllık sıcaklık ortalaması, ki bunlarda yıllık sıcaklık ortalamasının belli bir oranda tabii ki olması gerekiyor. Ama burada verilen ürün örneklerini dikkate aldığımda benim yıllık sıcaklık ortalamasından dolayı değil, özellikle bunların yağış istekleri yetişme koşullarında yaz kuraklığı isteyip istememe durumunu dikkate almam gerekiyor. C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yetiştirilen bir tarım ürününün üretim alanları gösterilmiştir. Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Ben pamuğu İç Anadolu'da görmüyorum. O yüzden burada doğru cevabım olamaz ve pamuğun yetiştirildiği alanlar verilmiş olsaydı Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege gibi alanların yoğun olması gerekirdi. Zeytin için yine özellikle Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Güney Marmara'da yoğunluk göstermesi gerekiyordu. İncir daha çok kışlıklı istediği için kıyı kesimlerde, burada yoğun olarak gösterildiği kısım iç kısımlar. Çeltik daha çok akarsu vadileriyle paralel, özellikle Trakya gibi alanların, Orta Karadeniz gibi alanların daha yoğun olması gerekiyordu ama burada Trakya'yı vermemiş, birinci olduğu yerleri vermemiş. Ama şeker pancarı İç Anadolu'da birinci sırada, ki Konya ve çevresinde oldukça yoğun bir şekilde tarımı yapılıyor. O yüzden bu dağılımı verilen ürünün şeker pancarı olduğunu söyleyebiliriz. A şıkkını doğru cevap olarak aldık ki daha çok iç kesimlerde yoğunluk gösteren şeker pancarı tarımı ve bu alanlarda özellikle de hayvancılığın geliştiği alanlar olması, çünkü küspesinden yem üretiminde de yararlanıyoruz. Böyle bir bağlantı da var. A'yı doğru cevap olarak aldık. Türkiye'deki buğday tarımı ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinin yağışlı, yaz aylarının ise kurak geçtiği bölgelerde üretimi yaygındır. Çünkü yetişme döneminde yağış ve olgunlaşma döneminde kuraklık isteyen bir tarım ürünüdür. Akdeniz ve Ege kıyılarında ekonomik değeri yüksek ürünlerin ekilmesi nedeniyle bu bölgede üretim alanında azdır. Çünkü bu alanda özellikle olarak baktığımızda turunçgil, muz, zeytin gibi incir gibi birçok ürün yetiştirilmekte ve bunların ekonomik değeri buğdaya göre daha fazla olmakta, ama istersek tabii ki o kıyılarda biz buğday tarımını yapabiliriz. İklim uygun ama insanların tercih kısmı burada dikkate alınıyor. Makarna, bisküvi ve irmik gibi gıda sanayilerinde kullanılıyor, ham madde olarak yararlanıyor. Bu da doğru bir bilgi. Yani üçünü de doğru olarak aldık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aynı dönemde ekilen aynı tarım ürünü aşağıda verilen ovalardan hangisinde daha geç olgunlaşır? Türkiye'de baktığımızda en geç olgunlaşma durumu tarım ürünlerinde Doğu Anadolu'da karşımıza çıkmakta. Bunun dışında da bir yüksek kısımları tercih etmekteyiz. Çünkü yüksek kısımlarda sıcaklık ortalamaları daha düşük olmakta ve daha geç ısınma durumu gerçekleşmektedir. Harran Ovası, Çukurova, Gediz, Amik. Bunlar bakıldığında sıcaklık ortalaması olarak Pasinler'den daha yüksek ve Pasinler'den daha önce olgunlaşan alanlardır. Hatta ilk önce Çukurova'da olgunlaşmakta, ki Gediz, Harran, Amik, tabi bunların olgunlaşma durumu sırasıyla dikkate alınırsa Çukurova'yı aldım. Onun dışında Amik Ovası bunlarda daha erken olgunlaşıyor. Daha sonra Harran, Gediz gibi alanlar sayılabilir ama Pasinler yüksek olduğu için arkadaşlar olgunlaşmanın en geç olduğu yerdir, ki Doğu Anadolu'da Erzurum'da bulunuyor ve buna bağlı olarak doğru cevabımız D şıkkı oldu. Yani verilen ovalar arasında en yüksek olan ve karasallık şiddeti en fazla olan D şıkkı olduğu için. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yetiştirilen bir tarım ürününün üretim alanları gösterilmiştir. Haritada dağılışı gösterilen tarım ürünü için yargılarından hangileri doğrudur?
Üretiminin büyük bir bölümü Trakya'da yapılır ki yoğunlaşan alanın olarak yani o noktaların sıklaştığı yer olarak üretimi ifade eden kısımda Trakya'da olduğunu görüyoruz. Türkiye'deki yağ tüketiminin yarısını karşılar ki Trakya'da birinci olan arkadaşlar ürünler arasında ayçiçeği ve pirinç var. Ki ayçiçeği biliyorsunuz ki yağ tüketiminin yarısını oluşturuyor. Üretim kısmında da önemli bir düzeyde. Üretimi devlet kontrolünde değil ayçiçeğinin ki bu ayçiçeği tarımı yapılan alanı olarak ifade ettik. Yağış rejiminin düzenli olduğu yerlerde üretimi yapılır denmiş. Ayçiçeği arkadaşlar diğer adıyla güne bakan, güneşlenme isteği olan bir ürün ki yağış rejimi düzenli olduğu alanlarda çok fazla üretimi yapılmamakta. Çünkü güneşlenme süresi az olmaktadır. O yüzden burada 1 ve 2 numarayı aldık. Yani A şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen tarım ürünlerinin hangileri Türkiye'nin ihracatında önemli yer tutar? İhracat satmak şeklinde değerlendirdiğimiz bir unsur. Türkiye'nin satımında çeltik önemli bir yer tutmaz. Çünkü çeltik yani pirinç Türkiye'nin ithal ettiği ürünler arasındadır. Fındık ki dünyada birinciyiz üretimde ihraç ettiğimiz önemli bir ürün. Muz ki ithal muz, ithal pirinç mutlaka duymuşuzdur. Bunu da dışarıdan alıyoruz belli bir oranda. Tabii ki Türkiye'de muz üretimi yapılsa da yetmiyor ve dışarıdan bunu alıyoruz. Üzüm önemli bir ihraç ürünü, sattığımız ürünlerde önemli bir yer tutuyor. O yüzden burada doğru cevabımızın 2 ve 4 yani D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Tarım ürünlerinin cam, plastik ve fiberglass'tan yapılmış, zemini üretime elverişli hale getirilmiş, özel mekanlarda yetiştirilmesine sericilik denir. Haritada numaralanmış illerden hangisi yukarıda söz edilen tarım faaliyetlerine daha uygundur? Türkiye'de güneşlenme süresinin daha fazla, kış ılıklığının yaşandığı alanlarda bu faaliyetler daha ekonomiktir. Ve özellikle Akdeniz kıyıları Türkiye'de seracılık faaliyetlerinin en yoğun olduğu alandır. Antalya'da burada öne çıkan ilimizdir. O yüzden doğru cevabımız burada D şıkkı oldu. Bunun yanında Karadeniz kıyı kesiminde güneşlenme süresinin azlığı tabii ki bunu olumsuz yönde etkiliyor. Hakkari zaten tarım bakımından elverişli bir alan değil. Ankara 3 numarada verilmiş. Orada da seracılık faaliyetlerinin Antalya'da olduğu gibi daha uygun ve daha fazla yapıldığını söyleyemeyiz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Antalya ilini aldık. Aşağıda grafiklerde 3 farklı tarım ürününün en fazla yetiştirildiği iller verilmiştir. Bu tarım ürünleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Ki Burdur'un büyük bir oranda üretimine sahip olduğu, daha sonra Denizli ilinin bunu takip ettiği ürünümüz arkadaşlar anasonudur. Anason bitki çayları ve içki sanayisinde kullanılmaktadır. %80'in Rize'de, Artvin ve diğer iller olarak nitelendirdiğimiz çaydır. Çayı aldık ki yer fıstığı için Adana, daha sonra Osmaniye verilmesi gerekiyor ki üçüncü ilim, üçüncü ürünümüzde olduğu gibi. O yüzden burada doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz ki çay deyince büyük bir kısmı Rize'de. Bunun yanında arkadaşlar Anason deyince Burdur, Denizli gibi illerin öne çıktığını, yer fıstığında ise Adana'nın birinci, Osmaniye'nin bunu takip ettiğini söyleyebiliriz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin iklim koşullarından dolayı yetişme alanı daha sınırlıdır? Burada arkadaşlar üzüm, elma hemen hemen Türkiye'nin her yerinde tarımı yapılan ürünler arasında geliyor. Arpa yine yayılış alanı daha geniş, tarım alanı daha geniştir. Tütün ki baktığımızda sadece İç Anadolu'da yok, tabii bunun devlet kontrolünde olduğunu da unutmayalım. Çay ise özellikle çok fazla yağış isteği olan bir üründür ve en verimli şekilde Doğu Karadeniz kıyılarında tarımı yapılmakta, o alanlarda sınırlı kalmaktadır. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda bir merkeze ait sıcaklık ve yağış değerleri verilmiştir. Bu merkezde doğal yollarla aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin yetişmesi kolaydır? Ki grafiğe baktığımızda en fazla yağışı Eylül, Ekim, Kasım yani sonbaharda aldığını görmekteyiz. Sonbaharda alıyorsa en fazla yağışı bu Karadeniz iklimidir. Karadeniz ikliminde yağış rejimi daha düzenli ve yazlar serin ve yağışlı geçmektedir. Buna göre yaz kuraklığı isteyen mercimek, buğday, pamuk gibi ürünlerin bu alanlarda yetişmesi zordur. Ama mısır su isteği, nem isteği olan bir üründür. Karadeniz ikliminde doğal olarak yetişebilecek bir üründür. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bir bölgede yetiştirilen
tarım ürünlerini iklim koşulları etkiler. Örneğin Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgelerde iki ürün, iki boşluk verilmiş, tarımı yaygın olarak yapılır. Şimdi Akdeniz ikliminin olduğu yerde doğal olarak fındık zaten yetişemez. Çay yine söz konusu değil ama turunçgil olabilir. Bunun yanında çayı elediğimiz için gitti. Ki burada Akdeniz ikliminin olduğu bölgelerde tarımı yaygın olarak yapılır denmiş ki zeytin ve turunçgil Akdeniz iklimini yansıtan önemli ürünlerdir. Bir yerde zeytin varsa orada Akdeniz ikliminin görüldüğüne kanıt oluşturuyordu. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Elma yetişmiyor mu? Yetişiyor ama yaygın dediği için ben B şıkkını dikkate aldım.